İyi ki vardınız. İstanbul'un tercihi için teşekkürler. Baba. Aynı zamanda azınlıklardan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tek milletvekili. Bu Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye getirdiği demokrasi anlayışının ve kucaklayıcılığın, kuşatıcılığının en önemli adımıdır. Allah razı olsun. Ve daha önce beraber çalıştık Şişli Teşkilatı'nda. Beni yalnız bırakmadınız. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Sağ olun, var olun. Bir düzeltme yapmak lazım. Bay bay Kemal dedim değil mi? Düzeltme yapıyorum şimdi. Geçen gün video çekti ya, böyle yaptı. İsmini değiştirdik, Pat Pat Kemal yaptı. Pat Pat Kemal. 10 günümüz kaldı. Hep beraber çalışmaya devam ediyoruz. Durmak yok. Yola devam, müjdeler olsun, Türkiye yüzünü başlıyor. Altını çizerek söylemek isterim. İki büyük mesele bu seçimde çözülmüş noktadadır. Birincisi, bunların en büyük tezi, yani biraz önce söylediğim Pat Pat Kemal'in en büyük tezi şuydu. Biz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini doğru bulmuyoruz. Ve biz bunu parlamenter hükümet sistemi olarak değiştireceğiz. 7 tane de başkan yardımcısı getirdiler. Şimdi seçimin sonucu ne oldu? Millet bir irade ortaya koydu. Bu demokratik olgunluktur. Millet dedi ki, ben maceraya gitmiyorum. Ben senin söylediğin parlamenter sistemi geçen de denedim. Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini deniyorum. Ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde 5 yıldır memnunum. Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için mecliste 320'nin üzerinde milletvekili verdim. Çünkü bunun için bir anayasa değişikliği gerekir. Onun için de mecliste milletvekilleri lazım. Bu hakkı size vermedim dedi. Bir. Ve bunların en önemli birinci tezini ortadan kaldırdı. İkincisi şuydu. Dediler ki seçimden önce Tayyip Erdoğan kazansa da bunu devretmez. Kaybetse de bunu devretmez. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da demokrasinin gereği neyse başımızın üzeri dedi. Ama onlar o algı yönetimlerini devam ettirmek istediler. Seçim bitti. 2,5 milyon oy farkla Recep Tayyip Erdoğan kazandı mı? Kazandı. Birinci turu kazandı. 275 bin oya ihtiyacımız var. Şimdi kıymetli dava arkadaşlarım, bu seçimde ne oldu? Bu seçimde de Amerika'da hem mevcut başkan Biden hem de bir önceki başkan Trump yarışırlarken seçim bitti, mektuplu oy devreye girdi. Yani sandıklarda insanlar farklı oy kullandı, mektupta farklı oy kullandı. Siz gelin onu benim külahıma anlatın. Çünkü Amerikan derin devleti Trump'ın kazanmasını istemedi, Biden'a yol verdi. Bu kadar basit, onların demokrasisi bu kadardır. Peki bizim demokrasimiz nasıl? Bizim demokrasimizde millet ne diyorsa 275 bin oy için ikinci tura gideceksiniz. Başımızın üzeri, milletin iradesinin önünde saygıyla eğiliyoruz. Şimdi burada 2,5 milyon farkla kazanan, aynı zamanda meclisi 320 milletvekilinin üzerinde kazanan Cumhur İttifakı bugün hep birlikte 275 bin oy içinde tekrar hep beraber sandığa gidiyoruz. Tekrar bütün oylar kullanılacak. Tekrar bütün oylar sayılacak. Bu bir demokrasi şenliğidir. Bu bir demokrasi şölenidir. Ve Türkiye yıllarca başında boza pişirenler, demokrasi ve hukukun üstünlüğü üzerinden Türkiye'ye, Avrupa'dan ve Amerika'dan laf edenlere Türkiye en güzel cevabı vermiştir. Üçüncüsü, Allah nasip edecek, 5 yıllık istikrar kapısı olmayacak sadece. Türkiye yüzyılının 100 yıllık istikrar kapısı önümüzdeki 28 Mayıs'ta açılacak. Buna hazır mıyız? Hazırız. Durmak yok. Yola durmak yok. Yola evet. Şimdi bütün bunlarla birlikte Türkiye istikrarla çok büyük adımlar attı. Şimdi de aynı adımları atacak. Etrafımızdaki coğrafyadaki huzuru yükselteceğiz. Yine bunun yanı sıra
Allah nasip ederse tüm bunlarla birlikte etrafımızdaki huzuru yükselteceğiz. Aynı zamanda savunma sanayinde millilik ve yerlilik oranını yükselteceğiz. %20'lerden 80'lere çıkardık, daha üste çıkaracağız. Ben Yusuf Ali Barajı'na devam ediyorum. Ben Ilısı Barajı'na ben devam ediyorum. Ben terörü, evet, dün şehitlerimiz oldu, bugün intikamını aldık sabahleyin. 5 tane terörist, sarı torba. Bu kadar basit. Hiç bırakmayız. Hiç bırakmayız. Ve göreceksiniz. Türkiye'nin terörle mücadeledeki en zor yerinde 12 terörist kaldı. Son aldıklarımızla beraber. Onları da, yani o Şırnak ve Besler Dereler havalisinde 12 terörist kaldı. Onları da temizleyeceğiz. 29 Ekim 2023 tarihinde bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak. Bu millet bu defteri, PKK defterini kapatacak. Nasıl kapattı? Söyleyeyim. %11.8 oy almıştı. Şimdi 8.8 oy aldı. Hem de 5 tane bileşenle beraber 8.8. Millet onlara tarihi bir ders verdi. Bu ülkenin huzurunu bozmayın dedi. Kürt kardeşlerimizin huzurunu bozmayın dedi. Orada yaşanan bölgelerdeki çocukların okulunu engellemeyin dedi. Tarihi bir ders verdi. Peki bunu Murat Karayılan anlar mı? Anlamaz. Bunu Apo anlar mı? Selo anlar mı? Anlamaz. Onlar neden anladığı belli. Onlara o dilden konuşuyoruz. Milletimize de hizmetkar oluyoruz. Oradaki Kürt kardeşlerimize hizmetkar oluyoruz. Bu kadar açık. Hizmetkar olmaya da devam edeceğiz hep beraber. Ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu tarihinin en huzurlu günlerine doğru adım atmaktadır. En huzurlu günlerine. Bir taraftan millet bize ne dedi? Terörü temizleyin dedi. İnşallah terörü de temizlemeye devam edeceğiz. Milletimiz bize ne dedi? Size itimat ediyoruz, size güveniyoruz. Eğitimi yükseltin, sağlığı yükseltin. Ve etrafımızdaki coğrafyadaki ülkelere, mağdurlara, mazlumlara hep örnek olun dedi. Bunu hep beraber sağlayacağız. Bakın bu seçim tarihimizin en huzurlu seçimiydi. En huzurlu ve en güvenli seçimiydi. Geçen seçimlerde 365 olay oldu, seçim olayı. Bu seçimlerde sadece 321 olay oldu. Çünkü onlar da geçen seçimlere nazaran ufak tefek olaylar. Şimdi aynısını garip iki tane büyükşehir belediye başkanlığına yaptılar. CHP genel merkezinde sanki adamlar tutuklu, ellerine iki tane kağıt verdiler. Dediler ki anlatın bakalım seçimi nasıl kazandığımızı, milleti ikna edin, milleti kandırın. Kandırdılar mı? O gece kandırabildiler mi? Çünkü milli irade sandıkta. On binlerce sandık görevlisi var. Sonuçların ne olduğunu en iyi kendileri biliyorlar. Başka kimse değil. Onlar birbirlerine anlatmışlar. Bunlar birbirleriyle tavla oynarken bile tavlanın pullarını çalarlar biliyor musun? Pul kalmaz. Pul kalmaz yani. Bunlar böyle. Hakikaten öyle. Ya aynı genel merkezin içerisinde. Ya mübarek. Yani birbirinize niye doğruyu söylemezsiniz yani? Şimdi onlardan bir özür bekledi Türkiye. Yaptılar mı? Şimdi ben onların anayasada amiriyim. Bunu biliyorsunuz değil mi? Anayasada amiriyim ben onların. Ben onların adına özür diliyorum milletimizden. Yanlış yaptım. Özür diliyorum. Özür diliyorum. Onun için milletimize Cumhurbaşkanımızın bir sözü var. Aldanan ve aldatan olmayacağız diye. Onlara tavsiyem aldatan olmasınlar. Aldanan da olmasınlar. Onun için kıymetli dava arkadaşlarım. Önümüzde bir demokrasi ve milli irade şöleni var. 27 Mayıs 1960'ta Türkiye'de darbe oldu. 14 Mayıs'ı 27 Mayıs 1960'la kapattılar. Şimdi biz hem 27 Mayıs 1960'ı sileceğiz hem de 14 Mayıs'ı devam ettireceğiz. Allah nasip edecek. Bir şey söylediğim tekrar ifade etmek istiyorum seçim öncesi. Tayyip Erdoğan'ı o kadar yüksek bir oyla seçeceğiz ki Allah nasip ederse Tayyip Erdoğan'a dışarıdan karşı olanlar da hala saldırmaya devam edenler de ne demiştik? Onlara seçim sonucunda bir kapak yapacağız. Onlara öyle bir kapak yapacağız ki bir daha Türkiye üzerinde abuk subuk konuşmayacaklar inşallah. Tamam mı? Hep beraber. Bu da neyle gerçekleşecek? Milli iradeyle ve demokrasi şenliğiyle ve şöleniyle gerçekleşecek. Hep beraber güzel bir, adil bir ve düzgün bir, güvenilir bir seçimi tekrar bütün dünyaya bir demokrasi şenliği olarak göstermek zorundayız. Üç, bir de şu önemli. Biliyorsunuz Karadeniz'de çay geldi.
Şimdi bizim Karadenizli hemşehrilerimiz şöyle diyebilirler. Derler ki çay yanıyor ben gidiyorum. Vallahi çay yanar ama memleket de yanar. Onun için onlara herkes tek tek söyleyiversin. Ben çaycıyım. Yani özellikle bizim de çay tarlalarımız, çay bahçelerimiz var. İmece usulüyle meseleler yürütülür. Onun için memlekete hep beraber sahip çıkmamız, onlara hep beraber bu telkinleri, bu tavsiyeleri, bu ricaları iletmek bizim temel sorumluluğumuzdur. Tayyip Erdoğan'a dünya tarihine imza atma fırsatını tekrar vereceğiz inşallah. Milletimizin ayağına gideceğiz. Ben her birinize çok teşekkür ediyorum. Özellikle dört dörtlük programlar yaptınız. O dört dörtlük programların aynı şekilde devamını istiyoruz. Aynı şekilde ve Şişli'de çalışacağız, çalışacağız ve kazanacağız. Hani diyor ya, durmak yok, durmak yok, durmak yok. Allah razı olsun.